Şu anda Lakma Fotoğraf ve Kayıt İşleri Araştırma Merkezindeyiz ve Roger Minnick'in çektiği bir fotoğrafa bakıyoruz. Bu fotoğrafın ismi Yosemite Ulusal Parkı İlham Noktasındaki Eşarplı Kadın. İlham noktası derken parktaki özel bir bölgeyi kastediyoruz ve orijinal adı Inspiration Point. İnsanların bu fotoğrafı sevmesinin bir nedeni de fotoğrafa baktığınız anneler olduğunu hemen anlayabilmeniz. Aynı zamanda fotoğrafçı, fotoğrafçılığın Amerika'nın ulusal park tarihinde oynadığı önemli role de bir övgüde bulunuyor. William Henry Jackson ve Carlton Watkins gibi fotoğrafçılar, Thomas Moran ve Albert Bierstadt gibi ressamlarla birlikte, Amerikalıların ülkenin batı kısmının değerini anlaması ve bu bölgeyle ilgili insanların kafasında bir imge oluşması konusunda önemli bir rol oynamıştı. O dönemde Watkins'in bazı fotoğrafları Amerikan Kongresi'ndeki insanlar arasında dolaşıyordu ve bu fotoğraflar Yosemite'da ulusal park için bir alanın ayrılmasına önayak olmuştu. Daha sonraki dönemde Ansel Adams gibi fotoğrafçılar da bu bölgelerin halkın gözünde bir bakıma ikonik olarak algılanmasını sağlamıştı. Yani fotoğraf merceği sayesinde bir bakıma şu anda Amerika'daki ulusal parkların değeri anlaşılıyor. Bu yerlerin birer ikon, sembol olarak kalması sağlanıyor. Dolayısıyla bugün bu yerlere gittiğimizde ilham noktası gibi yerlerde diğer insanlar gibi fotoğraf çektirmeniz hiç de tuhaf bir durum olarak algılanmıyor. Bu fotoğrafa ne kadar fazla bakarsanız, Eşarb'ın üzerinde yazan Yosemite şelaleleri ifadesini de o kadar kolay fark edebilirsiniz. Bu şelale, Yosemite Vadisi'nin en çok ziyaret edilen bölgelerinden bir tanesi. İlham noktası denen yerden çekilen bu fotoğrafta, kadının sol taraftaki half dome yani yarı kubbe bölgesine baktığını, sağ tarafta ise Yosemite şelaleleri yerine, Bridal Wheel şelalelerini izlediğini görüyoruz. Bu sayede imgelerin nasıl dolaşıma girdiğini ve turizmle birlikte belli yerlerin nasıl metalaştırıldığını anlayabilirsiniz. Bence burada harika olan nokta, kadının bize sırtını dönmüş olması. Fotoğrafta sanki kadına ait özel bir yeri görüyormuşuz izlenimi var. Bu sayede önünüzde uzanan ve neredeyse insan bilincini aşan bu manzarayı görmenin nasıl olacağını hayal edebiliyoruz. Ancak aynı zamanda fotoğraf gerçek dünyadaki turizm sektörünü, bunun getirdiği yeniden üretimleri ve hediyelik eşyaları da hatırlatıyor. Bu iki zıt kavramın da fotoğrafta olduğunu söyleyebiliriz. Bence bazı açılardan bu fotoğraf şu soruyu soruyor. Ulusal parklardaki bu olağanüstü tabiatta insanlığın nasıl bir rolü var? Ayrıca şu soruda aklınıza gelmiş olabilir. Doğadan ne gibi ilhamlar alabiliriz? Sonuç olarak şu an ilham noktasında bulunuyoruz öyle değil mi? Fotoğrafçılığı genelde anlık fotoğraf çekmek olarak düşünürüz. Ancak burada fotoğrafçının niyetini ve düşüncelerini rahatlıkla görmek mümkün. Aslında burada turist fotoğrafları serisini yaratırken ne düşündüğüne ve ne yaptığına dair Minik'in birkaç açıklamasını paylaşabiliriz. Önceden turistlere küçümseyerek bakardım ve turistlerin ciddi anlamda fotoğraflamak isteyeceğim bir konu olduğunu düşünmezdim. Ancak burada tanık olduğum bir şey sayesinde, yalnızca Amerikan kültürüne ait bir faaliyette bulunan farklı insanların inanılmaz bir şekilde bir araya geldiğini fark ettim. Bu da aniden fotoğraflamak istediğim bir nesneye dönüştü. Bu da aslında bu manzaralardan ne beklememiz gerektiğini açıklıyor. 19. yüzyıl Amerikan ressamları için bu görkemli bir manzaraydı ve Amerikan doğasının gücünü ve büyüklüğünü yansıtıyordu. Bu durum halen geçerliliğini koruyor. Ancak bölgeye gelen otobüsler, park yerleri ve hediyelik eşya dükkanlarından dolayı bu biraz azalmış durumda. Peki tüm bunlar buradaki deneyimimizi nasıl etkiliyor? Bu halen doyurucu bir deneyim mi yoksa sadece burayı ziyaret etmeyi kolaylaştırmanın bir yolu mu? Bunun üzerine kafa yormanın harika olduğunu düşünüyorum bence minik yıllar içerisinde bu fotoğraf serisini tamamlarken turizmin her yerde olması ve çok kolay ulaşılabilen yerler gibi konulara kafa yormuş olmalı ayrıca insanların buraya gelişinin ne gibi bir etkisinin olduğunu ve çekecekleri fotoğrafları da düşünmüş olmalı minik konuyla ilgili şunları söylüyor sonuç olarak burada daha anlamlı daha güçlü ve daha merak uyandıran bir şey neredeyse amerikan ruhuna işlemiş olan bir şey olduğuna inandım bunu en çok buraya ilk kez gelen insanlarda ve bu insanların ikon haline gelen merak unsuru veya bir harika olarak tanımlayabileceğimiz bu manzaraya hem hayran olmuş hem de dehşete düşmüş şekilde baktıklarını gördüğümde anladım. Burada gördüklerimi Orta Doğu ve Asya'da yapılan hac yolculuklarıyla karşılaştırdım bu yolculuklarda hacılar sırf seyahat etmek için seyahat etmiyordu veya sırf orada olduklarına dair somut bir kanıt elde etmek için fotoğraf çekmiyorlardı tam aksine insanlar bu yerlere kendilerinden öte daha derin bir şey arayışında gidiyorlar ve bu ziyaret sırasında o şeyi buluyorlar çünkü tüm hac yolculuklarında olduğu gibi seyahate çıkarak bu yerlere bedenen varmış oluyorlar ve bu sırada da tanıma ve onaylamanın getirdiği hissi deneyimliyorlar. Bu ortak bir geçmiş ve bugün olduğuna dair evrensel bir his. Ancak kim bilir, belki de bu histe ortak bir gelecek ihtimali de vardır.